Arkadaşlar, Kanatlar Alemi Samsun kanalından herkese kucak dolusu sevgiler. Hafta sonundayız. Yani her taraf arkadaşlar, samimi söylüyorum, berbat. Çok ciddi anlamda çamur var. Sürekli bir kar yağışı var. Kar tutmuyor. Ama sürekli ince ince yağıyor, kesiyor, yağıyor, kesiyor. Bu şekilde şu an gerçekten, yani şöyle söyleyeyim, ayaklarımız falan çok fena. Deli fişekle deli yüreğe saldı. Garip bir şekilde bir yumurta yapmıştı. Bugün ikinciyi yapmadı. Bakalım yarın yapmazsa yeniden yumurtayı kesmiş olacak. Eğer yaparsa da şükredeceğiz. Yumurta yapmaya devam ediyor diyeceğiz. Bugün ne yaptım? Size onu söyleyeyim. Bugün bol bol maskazının dengesiz, şekli bozuk yumurtaları vardı 3 tane. Onları arkadaşlar haşladım. Sonra ördeklerin yumurta yaptığı kümese girdim. Şimdi oraya gideceğiz. Arkadaşlar, bir günde bu kadar mı her şey değişir? Bayağı bir yumurtlamışlar. Oradan yumurta aldım arkadaşlar. O yumurtaları da şekilsiz. Önceden kalan folluk yumurtası bırakmıştım ya. Onları aldım ki dostum. Haşladım onları da. Onları da civcivlere yedirdim. Yine Hint horozlarını yedirdim. Ben karabela arkadaşlar, biraz kırgın gördüm onu. İçeriye aldım. Odanın içinde, sobanın oradalar. Civcivler nerede? Civcivler de orada. Birazdan orayı gösteririm. Tepeli tavuğu bizim lohman horozun yanına koydum. Yine bunlar bizim karma tavukların olduğu Hintler burada arkadaşlar. Yine yumurtalarını yedirdim. Mavici yumurta bir yumurta daha yapmış. O yumurtasını aldım. Akabinde beç tavuklarının yumurtasını nereye yapıyorlar bilmiyorum. İspenç 4 yumurta daha yapmıştı ekstra. Onları aldım, bir yumurta bıraktım. Hint horozlarımız kuzular da yumurtlamaya başladı. Onların da yumurtasını aldım. Arkadaşım söylemişti. Bir kardeşimiz demişti, abi çok şey bırakma. Bakın yumurtaları aldım. 15 tane yumurta vardı. Ben dedim artık Gurka gelirlerse o süreçte şey yaparız demiştim. Buna Hintleri yatırırım diyordum. Burada yine 5 tane daha yumurta. Arkadaşlar, bizim ördekler 5 yumurta daha vardı, onları aldım. Şimdi onları göstereceğim ama gelin hep birlikte arkadaşlar ördeklerin bir günlük, bir günde yaptıkları yumurta performansını sizlerle paylaşayım. Amerikanlar sesimizi duydu ve yumurtaya başladılar. Arkadaşlar şimdi neler olmuş? Biz daha yeni baktık, yoktu. Bakın hemen burada yumurta. Yumurta, şöyle gidiyorum dostlar. Yumurta. Buranın altı bayağı bir şeyin altında var, samanın. Şöyle gideyim. Şöyle arkadaşlar. Yani gün güne uymuyor ama benden, bence yumurta işi başladı. Amerikanlar ve Pekinler gelmişler, yumurtlamışlar. Bir de buradan 7-8 tane de yumurta aldım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Burası böyle. Burası yine keza böyle. Burası böyle. Burada olan yumurtalar vardı 3-4 tane. Onları aldım, haşladım. Bu tarafta yok. Burada yok. Burada yok. Burada yok. Arkadaşlar, karşı yakaya full yumurtlamışlar. Bugün de bu yumurtlamasıyla birlikte bizim en azından civcivlere yumurta yedirdim. Şimdi sizin civcivlerin oraya gideceğim. Civcivler maşallah çok sağlıklı. Bazı arkadaşlarım diyordu, abi soğukta ölürler, dikkat et. Arkadaşlar, ben de önlemi aldım, ne yaptığımı. Şimdi gidelim, orada göstereyim. Biraz karanlık olacak ama ışığı yakacağım. Bir hareketlerine bakın. Cüce koşunumuz biraz rahatsız. Onunla ilgili de ilacını verdim. Haşlanmış yumurta yedirdim. Vitaminli verdim. Bekliyoruz bakalım ne olacak, hep birlikte göreceğiz. Şimdi gidiyorum civcivlere. Evet gidiyorum arkadaşlar. Şimdi civcivleri idarelik, görmüş olduğunuz gibi sobamız yanıyor. Sobanın yanına getirdim dün. Dün gerçekten çok soğuktu. Ciddi anlamda civcivler zarar görebilirdi. Zaten sizler de abi civcivlere dikkat et demiştiniz. Civcivlerimizde hiçbir sıkıntı yok. Ama maalesef karabela rahatsızlandı. Karabela'nın rahatsızlığı solunum yoluyla alakalı, bence üşütmeye bağlı. İstanbul'dan geldi, mevsim değişikliği. O buna
dayanamadığını düşünüyorum. Ama ben hemen onu dün de onu almıştım içeriye. Şöyle göstereyim dostlar. Şimdi bakın şey değil. Çok kötü bir durumu yok, emin olun buna. Şu an toparlıyor. Sabah daha kötüydü. Şu anda kendine geldi. Altına bir çuval serdim. Bakın kalkıyor, kalkıyor. Önünde de böyle vitaminli su içtiği için önüne de damladı. Ondan dolayı biraz tüyleri yapıştı birbirine ama kaz yumurtası yedirdim karabelaya. Sarısından ve beyazından. Bir tane monodoks içirdim. Yarın da aynı şekilde kullanacağım 3 gün boyunca. Akabinde vitaminli suyunu da içirdim, verdim. Şu an vücudunun ihtiyacı olan, direncinin artması gereken tüm vitamin, mineral ve yiyeceklere vücudunda mevcut şu anda arkadaşlar. İnşallah karabelayı bakın göreceksiniz. İnşallah kurtaracağız. Çok inanıyorum. Çünkü sabahki haliyle şu anki hali arasında çok fark var. Onun için maalesef böyle yaşadığımız olumsuz bir durumla karşı karşıyayız. Ama bunları da artık yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bunu zaten ben civcivlerle birlikte içeriye aldık bu tarafa. Tepeli tavuğu lohmanın yanına, horozun yanına koydum demiş olduğum gibi. Yoksa civcivler yemlerini yiyorlar. Burada 3-4 gün idarelik kalacaklar. Civcivler de bayağı gelişti. İçerisinde neler var? Blue Astrolo görmüş olduğunuz gibi. Yine maviciler ve köy tavuğu kırması. Siyah Black Astrolo olarak arkadaşlar 18 tane civcivlik bir grubumuz var. Yani daha büyüdükçe de daha netleşecek neyin ne olduğunu. Hep birlikte göreceğiz ama karabela oğlum. Oğlum gel bakayım bir gel, aç gözlerini bir göreyim seni, bir göreyim seni. Kuzum benim. Aferin benim kuzuma. Bakalım arkadaşlar, inşallah karabelayı hayatta tutacağız. Hayatta tutmak için gerekli tüm müdahaleyi yaptım dostlar. Ha bir de unuttum söylemeyi, sarımsak yutturdum, onu da söyleyeyim. Bir de sarımsak yutturdum. Yarınki videoda karabelanın son durumunu, son halini de sizlerle paylaşıyor olacağız. Onu söyleyeyim. Ama şu anda altına çuvalı sördüm. İşte sobamız yanıyor, sıcak. Zaten dün gece de zaten yanıyordu ama o bir gün önce büyük ihtimal hastalandı. Onun için maalesef böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Ama civcivlere geldiğimizde civcivler çok hareketliler. Yani çok sağlıklılar, onlarla ilgili şükürler olsun bir problem yok. İnşallah dediğim gibi de dualarımızla karabelayı da iyileşmesini göreceğiz inşallah arkadaşlar. Bakalım nasıl kısmet. Sobamızda görmüş olduğunuz gibi yanıyor. Akşam giderken sobaya arkadaşlar şöyle sobaya akşam giderken şöyle bolca odun atacağım. Yavaş yavaş üstünü de kapatacağım. Yavaş yavaş yansın arkadaşlar. Bakalım. Evet. Civcivlerimiz dediğimiz gibi orada bir problemimiz yok. Ama karabelada sıkıntı var. Dediğim gibi bugün çok da tadım yok. İnşallah karabelayı iyileştirirsek ondan sonra keyfimiz yerine gelir. Amerikan ördeklerinin yumurta yapması sevindirici. Pekinler zaten yumurtaya devam ediyorlar. Amerikanlar da zaten tahminime göre 15-20 güne yatışlar başlayacaktır. Ama dedim ya, çiftlikte böyle bir tane hayvanın böyle üzüldüğünü, böyle kötü gördüğünü bir dakika içim cız ediyor ve bugün ve şu anda onu hissediyorum. Ama sabahki durumuna göre çok daha iyi olduğunu gördüm. Bakalım dediğim gibi hayırlısıyla yarın zaten karabelanın son durumunu da sizlerle paylaşmış olacağım. Onun için herkese saygı ve sevgilerimi sunuyorum arkadaşlar. Onun dışında kümeslerde problem var mı diye soran arkadaşlarım olabilir. Hiçbirisinde problem yok. Hepsi çok sağlıklılar. Mavicilerden ispençlere, Hintlerden beyazlara, yeni gelen Hint civcivlerine kadar hepsini zaten şeyini verdim arkadaşlar. Yumurtalarını da yedirdim. Bakın onları da göstereyim. Ördek ve kaz yumurtası yediler. Onlar da buradalar. Gelin bakayım kuzularım benim. O kafası biliyorsunuz ilk videomda yayınlamıştım, yaralı olan da şu anda iyileşti. Kardeşleriyle de kavga halinde değil. Zamanla daha da iyi olacak inşallah. Bakalım nasıl kısmet. Onun için burada başka hayvanlarımızda üşüme veya bununla ilgili bir hastalık durumu söz konusu değil. Karabelanın da yine söylüyorum, hastalığı üşütmeye bağlı.
Civcivler bu problemi yaşamadı. Karabela yaşadı. Ne anlıyoruz? Süs tavukları çok daha hassas kanatlılar. Onlara dikkat etmek lazım arkadaşlar. Herkese saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Herkese arkadaşlar Allah'a emanet olsun. Ailenize ve kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Yarın inşallah güzel haberlerle sizlerle olurum diye hayal ediyorum.